10. sınıf tekrar testleri tarih 4. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf tekrar testleri tarih 4. ünite cevapları. SEFL 10. Sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 180. SEFL 1. Osman Bey'den itibaren fethedilen bölgelere kadı tayin edilerek buralarda adaletin zamanında teminine çalışılmıştır. Ayrıca Orhan Bey, medrese kurarak ilim adamlarının yetişmesi ve ilmin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili ilk yıllardan itibaren yargı ve eğitime önem verilmiştir. 2. Askeri teşkilatlanmanın temelleri atılmıştır. 3. Ekonomik kalkınmaya öncelik verilmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap A. 2. 13. Yüzyıl başlarından itibaren Orta Asya'nın maruz kaldığı Moğol istilasının ardından kaçan birçok Türk boyu Anadolu'ya sığındı. Bunun neticesinde Anadolu'ya gelen Hoca Ahmet Yesevi, Mevlani Celleddin Reme, Hacı Bektaşlı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bayramı Veli gibi pek çok sifi ve alim bu devirde yetişmiş ve öğretileriyle halkın yaşamına ışık tutmuşlardır. Buna göre Moğol istilasından sonra Anadolu'nun durumu ile ilgili. Kültürel bir merkez durumuna geldiği. 2. Ticaret merkezine dönüştü. 3. Demografik ve sosyal yapısının değiştiği. Durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap D. 3. Amasya ve Osmancık medreselerinde tıp, eczacılık ve tasavvuf alanında çalışmalar yapmıştır. İlk defa bazı hastalıkların tohum adını verdiği mikroplardan kaynaklandığını öne sürmüştür. Mikroptan haber vermesi bakımından Louis Pasteur ve Robert Koch gibi bilginlerin öncüsü olmuştur. Hakkında bilgi verilen Türk İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulu Bey. B. Akşemseddin. C. Sinan Paşa. D. Ahmet Cevdet Paşa. E. Ali Kuşçu. Cevap B. SEFL 10. Sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 181. SEFL 4. Usta bir şair olan 2. Murat zamanında Arapça ve Farsçadan Türkçe'ye eserler tercüme ettirilmiştir. Danişmendinme ve Kâbüsünme gibi eserler 2. Murad'ın gayretiyle yeniden Türkçe'ye tercüme ettirildi. Yine Osmanlı şiir mecmularından olan Mecmuatün Nezirir de 2. Sultan Murad'a adandı. 2. Murad döneminde bilimsel ve kültürel çalışmalara verilen destek sayesinde Azerbaycan, Türkistan ve Arap Yarımadası'ndan tanınmış birçok bilim insanı Edirne ve Bursa'ya gelerek yerleşti. Buna göre 2. Murad dönemi ile ilgili edebi ve ilmi çalışmalar teşvik edilmiştir. 2. Türkçe'ye önem verilmiştir. 3. Fetih faaliyetleri sönük kalmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap D. 5. Osmanlı Devleti'nde kazaların başında ilmiye sınıfına mensup kadılar bulunurdu. Kadıların idari, ilmi ve adli konularda oldukça geniş yetkileri vardı. Aşağıdakilerden hangisi kadıların idari görevleri arasında yer almaz? A. Evlenme, boşanma, ticaret davaları gibi konularda karar vermesi. B. Bulunduğu yerde ordunun ihtiyaçlarının görülmesinden sorumlu olması. C. Üretimin kontrolünü gerçekleştirmesi. D. Divanda alınan emirleri halka bildirmesi. E. Bölgesindeki asayişi sağlaması. Cevap A. 6. Osmanlı medreselerinin en büyüklerinde bile talebe sayısı 20'ye ulaşmazdı. Eğitim faaliyetleri seviyeye göre yürütülür ve kitap geçme esas alınırdı. Öğretim süresi öğrencinin ders ve imtihanları verme durumuna bağlıydı. Dersler sık sık tekrarlanır ve karşılıklı münakaşalarla işlenir, yöntemin esası ezberciliğe dayanırdı.
belirtilen dersleri alan ve sınavları başarıyla veren öğrencilere icazetname denilen diploma verilirdi. Verilenlere göre Osmanlı medreseleriyle ilgili. I. Öğretimde belli bir bitirme süresi yoktur. 2. Öğretimde asıl olan kitabın öğrenilmesidir. 3. Medreseyi bitiren tüm öğrenciler devlet kadrolarına alınmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap D. SYF 10. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 4. Ünite Çözümleri Sayfa 180. 2. SYF 7. Divan-ı Hümayun Toplantısı. Vezir-i Azam, bugün divan toplantısına Akdeniz'de ticaret yapan Müslüman tüccarların bir şikayetiyle başlıyoruz. Devletimizin verdiği güvenlik garantisiyle ticaret yapanlar, Kıbrıs adasında bulunan korsanların saldırısına maruz kalmışlar. Padişahımız bu mesele hakkında divanın görüşlerini ve çözüm önerilerini istemektedir. Kazasker, ticaret erbabı çok mağdur olmuştur. Emrimdeki kadılara siparişleri zayi olan halk ve esnaftan birçok şikayet gelmiş. Hicaz bölgesine atadığım müderrisler saldırıya uğrayan gemidelermiş. Yaşananları anlattılar. Bütün gemi yağmalanmış. Vezir-i Azam, Kaptanı Derya, sen padişah adına denizlerden sorumlusun. Bu konuda ne dersin? Kaptanı Derya, Kıbrıs adasında bulunan korsanlarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Fakat birçoğu bizimle savaşmaktan korkuyor. Komutanlarım ve leventlerim gerekli tedbirleri almak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. En kısa zamanda korsanlar üzerine bir donanma gönderilmeli ve mesele kökünden halledilmelidir. Defterdar, Venedikli korsanların saldırıları hazineye de zarar vermekte. Bölgeye giden tüccarlardan aldığımız vergide düşüş yaşandı. Devletin maddi kaybı oluştu. Emrimdeki kalemlerde bu durum belgeleriyle sabittir. Ayrıca savaş kararı çıkarsa ordunun her türlü ihtiyacını karşılamak için hazinede gerekli tedbirleri almak gerekir. Vezir-i Azam, derhal Venedik'e elinde bulundurduğu Kıbrıs'ı Osmanlı'ya vermesi için bir mektup göndermek icap eder. Nişancı, divanda alınan karar kesinleşirse emrimdeki Reisülküttab'a derhal Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti'ne verilmesi için bir yazı yazdıralım. Padişahımızın onayıyla imzası olan Ture'yi atalım. Vezir-i Azam, bu konuştuklarımızı son kararı vermesi için padişaha arz edeceğim. Verilen metin, tablo doğrultusunda incelendiğinde görev sınıf eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Vezir-i Azam nişancı kazasker. B. Kazasker Vezir-i Azam defterdar. C. Vezir-i Azam defterdar nişancı. D. Vezir-i Azam kazasker defterdar. E. Nişancı kazasker defterdar. Cevap D. 8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti kuruluş dönemi mimari eserlerinden biri değildir? A. İznik Yeşil Cami. B. Sahn-ı Süleymaniye Medresesi. C. Bursa Yeşil Türbe. D. Yıldırım Darüşşifası. E. Bursa Ulu Cami. Cevap B. SYF 10. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 4. Ünite Çözümleri Sayfa 183 SYF. 9. Geleneksel anlamda konar göçer bir yaşam tarzına sahip olmasına rağmen Osmanlılar, kuruluştan itibaren yerleşik hayatı daha fazla benimseyen bir siyasi teşekkül olarak ortaya çıkmıştır. Kurulduğu bölgedeki kadim şehir, kasaba ve köyler ile buralarda yaşayanları yadırgamadan kabullenen Osmanlılar, cami, medrese, mescit, han ve hamam gibi yapılarla buraları imar etmiştir. Bu duruma göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Savaşçı bir yapıya sahip oldukları. B. Ekonomik hayatın hayvancılığa bağlı kaldığı. C. Kuruluştan itibaren imar faaliyetlerine önem verdikleri. D. Eski yönetim geleneğinin unutulduğu. E. Çadır hayatının devam ettiği. Cevap C. 10. 13. Yüzyılda tasavvuf ilmiyle yorulan sifiler, terk edilen, yıkılan yerleri yeniden imar etmeleri gibi dini ve ilmi çalışmalarda bulundular. Bu yüzden sultanlar ve devlet adamları da vakıflar kurarak onları desteklediler.
Böylece kaynağı İslam olan adalet anlayışı ve devletin desteğiyle Sifiler Anadolu'nun yeniden imarında büyük rol oynadılar. Hem mutasavvıf, gerektiğinde savaşçı olan dervişler, yol kenarlarına, boş topraklara tekke ve zaviyeler inşa ederek, yerli halkın da İslamlaşmasına vesile oldular. Sifiler, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişme aşamasına büyük katkı sağladılar. Buna göre Sifilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Devletle işbirliği içerisinde olmuşlardır. B. Anadolu'nun bayındır hale getirilmesine katkı sağlamışlardır. C. Askeri faaliyetlerin içinde yer almışlardır. D. Halkı manevi açıdan motive etmişlerdir. E. Kendilerine sağlanan özel mülk gelirleriyle faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Cevap E. 11. Osmanlı Sultanları, merkezi otoriteyi güçlendirmek için idari işlerde sarayda eğitim görmüş kişilere görev vermiş ve ulemayı da kendi hizmetine alarak devlet teşkilatlanmasını sağlam temellere oturtmuştur. Hem şeriatı hem de doğrudan doğruya sultan tarafından çıkarılan kanunları ve nizamları uygulayan kadıya, bir yöneticinin emir verme yetkisi yoktur. Diğer taraftan, şeriatla ilgili konular üzerinde fetva veren Şeyhülislam'ın, devlet işlerine müdahale etme hakkı olmayıp sadece devlet işlerinin dine uygunluğu konusunda görüşü alınmıştır. Buna göre ulemaya tanınan yetkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kadılar kanunları uygulama konusunda bağımsız hareket etmiştir. B. Kadıların görev alanı yargı işleriyle sınırlandırılmıştır. C. Ulema, devlet idaresini destekleyici bir konumda yer almıştır. D. Şeyhülislam'ın yetkileri dini konularla sınırlandırılmıştır. E. Şeyhülislam alınan kararların dine uygunluğuna dair fetva vermiştir. Cevap B. SF10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri 4. Ünite Çözümleri Sayfa 184 SF12, Timur'un torunu ve Timur Devleti'nin 4. hükümdarı olan Ulu Bey aynı zamanda matematik ve astronomi alanında yapmış olduğu çalışmalarla Türk İslam dünyasında nam kazandı. Ulu Bey, hükümdarlığı döneminde Semerkant'ta medrese ve rasathane inşa ettirdi. 1421 tarihinde tamamlanan Semerkant Medresesi, uzun yıllar çeşitli ilimlerin öğretildiği bilim merkezi oldu. Dönemin birçok ünlü bilim insanı burada dersler verdi. Buna göre Ulu Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. İlmi çalışmalarda bulunmuş bir hükümdardır. B. Döneminde fetih faaliyetlerine önem verilmemiştir. C. Astronomi çalışmalarına katkısı olmuştur. D. Semerkant'ta ilim faaliyetlerinin canlanmasını sağlamıştır. E. Çalışmaları Türk İslam dünyasında yankı uyandırmıştır. Cevap B. 13. Bütün geleneksel şehirlerde olduğu gibi Osmanlı şehrinin merkezinde de bir mabet, merkezi devlet ofisi ve nihayet Avrupa şehirlerinde de bulunan lonca binası ve depo gibi bir yapı vardır. Buna göre eyaletteki bir Osmanlı şehrinin merkezinde I. Cami 2. Sancakbeyi Konağı 3. Bedesten yapılarından hangilerinin olması beklenir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 14. Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehre gelen yolları ve köprüleri tamir ettirdi. 1455 kışında meşhur kapalı çarşının çekirdeği Büyük Bedeste'nin yapılmasını emretti. Keza o yıl, şehre bol su getirmek için su yollarının onarımını emretti. Şehrin göbeğinde yaptırdığı ilk sarayı, Eski Saray, daha sonra uygun bulmayan Fatih, Sarayburnu'nda Yeni Sarayı, Topkapı Sarayı, inşa ettirdi. Buna göre Fatih'in İstanbul'da I. Sosyal 2. İdari 3. Ekonomik alanlarından hangilerinde imar faaliyetlerinde bulunduğu söylenebilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 15. Osmanlı kuruluş döneminde tekkeler, genelde belli bir tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergah gibi yapılardı. Tekkelerde tasavvufta yetişip, kemale ermiş kişiler, arifler, halka dini ve ilmi konularda eğitim verdiler.
Bu sayede tekke ve zaviyeler, Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yayılma ve iskan politikası çerçevesinde dönemin hükümdarlarından himaye ve teşvik görerek büyük imkanlara sahip oldular. Buna göre Osmanlı kuruluş dönemi tekkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Halkın manevi duygularına hitap ettikleri. B. Halkın bilinçlenmesinde rol oynadıkları. C. Devlet ekonomisine katkı sağladıkları. D. İskan siyasetinden fayda sağladıkları. E. Devlet tarafından desteklendikleri. Cevap C. 10. sınıf tekrar testleri tarih 4. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.